gelmeye başladı sanki bana. Ya ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliğe? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da anamı çiğneyemem. Şevkat'cığım, yemiyorsun. Beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkat'cığım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne yemeği? Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım, şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. Ha bunu diyorsun. Tamam ben şey mi? Tamam bakayım. Çok güzel. Yani böyle bir ıssız adaya falan düşsen öyle yoklukta akar yani, o derece güzel yani. Nasıl yani, beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Lan yemek de şahane. Nasıl becermiş ki bunu? Yok yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah, bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi, öyle mi? Ha yok demedim. Ama olsun. Problem değil yani. Ben kuru ekmekle de takılırım. Problem yok. Kuru ekmek mi? O ekmekler taptaze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi aşçısı... İstanbul'un en iyi aşçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi marifet tarifte değil. Yani onu uygulamakta. Ya şimdi mesela ben sana bir paraşütle atlamayı tarif edeyim. Bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen insan gibi beğenmedim de. Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de. Değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim. Ne istersin? Yok. Hiç gerek yok ya. Ben zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Ben bir simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun ya. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe sen benim üstüme geliyorsun Şevkat. Aa yok, ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de... ben bunlara layık değilim ya. Ya evet, şimdi böyle güzel asortik sofralar, böyle antin kuntin yemekler falan, böyle çiçek, mumlar falan filan, ne bileyim ben bu kadar. Sen olsan, ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden, aşağıda in, kümese tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah. Sana da iyilik yaramıyor ha. Ha bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum. Devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ay gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaket falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben. Aşağıda en azından 2 yumurta kırarım da karnını doyar burada böyle şey gibi. Git vallahi dilini yakarım senin, çık git. Çık git, ne yiyorsan ye. Sen benim yemeklerimi hak etmiyorsun asıl. Git! O mumla dilimi yaksan ne olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tamam, Allah Allah. Gittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? Tam bir öküz gibi davrandım kıza. Yani benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Bundan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır, esas ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum. Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya. Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da. Kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazıklar. Ah be anne. Ah be anne. Ne biçim bir kazık attın bana ya. Düşürdüğün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi geldi uyu. Utanmasam ağlayacağım ha. Dur emanet, dur yardım edeyim. Ay hazır gibi yetiştim. Kollarım koptu aşağıdan indirene kadar. Şu halimle ayıp düşmesin. Gel. Gel. Bak iyi ki bana rastladın yoksa bu kapıyı falan açamazdın ha. Geç. Dikkatli ol. Sağa sola vurdurma. Ay. Tamam ha tamam. Topuklu giymişsin ya ondan dengeyi de şey yap. Yavaş. Götür şu arabanın kaputuna doğru koyarsın, şey yap. Burada şöyle koyayım ben. Tamam, yalnız bu arka koltuğa asılmaz, bagaja koyarsın, tamam mı? Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. İşte ne demek ya, işte laf olmaz. Ne zaman ihtiyacın olursa, şey yap. Ben bir tavukları yemleyeyim, tamam hadi görüşürüz. Lan o... Lan yeter! Ay. Aha gitti. Cam gitti. Ulan bu cuma var ya gerçekten çok ballı bir herif biliyor musun? Yine keneyi kurtardı. Harbi delik açtı. Manyak mısınız siz ya? Oldu. Çarşının ortasında çocuk gibi top oynuyorsunuz. Ne var kızım ya? Amma tantana yaptın Allah Allah. Alt tarafı bir cam taktırırız. Sen ne gıcık bir adamsın ya. Sen hep mi böyleydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Bana gıcık diyene bak la. Yok oldu olacak bir de eline bıçağı alıp emekli albay gibi keseyim mi topunuzu da bari. Laf. Çözeceğiz ya. İstediğim bilgileri topladım usta. Ha. Arka mahallelerde oturduğu evi satın alan bayağı bir kimse var. Hepsi de Cevdet Bey'in evi. Ulan bu işte bir iş var ya, hadi hayırlısı. Bence de. Bir de 2 tane takım elbiseli adam geldi. Kapıların zillerini falan çaldılar, bir şeyler falan konuşuyorlar. Nasıl ha? Nereye geldi? Bizim şey var ya İbrahim abi tüpçü, onu orada gördüm. Sen dükkandan bir yere ayrılma. Ben bir gideyim bakayım şuna. Merhaba. Merhaba. Burada mı oturuyorsunuz? Ha, burada oturuyorum. Kiracıyım. Evi satın almak ister misiniz? Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ben sözleşmeli işçiyim ya. Ya bu ev benim gücüm yetmez. Ha gerçi bu Cevdet Bey kiracılarına uygun fiyata veriyormuş evleri falan filan da... ...o bile yani benim çok bütçemi aşar yani. Biz evi almanız için size kredi temin edebiliriz. Hatta özel bir anlaşma imzalarsanız... Mesela 3 liraya aldığınız evi 5 liraya hemen sizden satın alabiliriz. Siz yorulmadan ve para koymadan 25-30 bin lira kâr edebilirsiniz. Yani şimdi siz bana kredi veriyorsunuz, ben o parayla evi alıyorum, sonra üstüne kâr koyup size geri satıyorum, doğru mu? Aynen öyle. Tabii önce sizinle özel bir anlaşma imzalamamız gerekiyor. Bu alıcı kim? Ayıptır sorması. Bu anlaşmada gizlilik anlaşmasına dayanıyor. Yani bu alışveriş gizli kalacak, siz de kimseye bahsetmeyeceksiniz. Tamam, o zaman ben bir düşüneyim bunu. Hanıma falan da bir sorayım, konuşayım. Şey yaparım, ben size haber... Kart var mıydı senin? Siz bir düşünün. Aklınıza yatarsa bizi ararsınız. Tamam, Halit Yılmaz. Evet. Değil mi? Senin ismin ne? Kerem. Kerem. Tamam. Ben şey yaparım, ararım. İyi günler. Sağ ol, kolay gelsin. Ha, alo, Selami. Bora ben. Beyler. Mahallede bir dolaplar dönüyor, haberiniz olsun. Bir dakika, bekle lan. Ne oluyor lan? Ya kim olduğunu bilmiyorum da birileri mahalledeki evleri topluyor abi. Ya şimdi bu Cevdet Bey kiracılarına evleri ucuza veriyor ya. Şimdi o kiracılar da evleri satın alıp üstüne biraz kar koyup başkasına satıyor. Yani aslında o evlerin parası onların cebinden çıkmıyor. Alo. Alo. Kapatmış. Kim lan? Şu teneke ya. Ya anlamadım, telefon kapandı. Yakın zaten, ben gidip alayım. Tamam. İstemez ki ben bir anda aynı karar verir. Sonra gidelim. Bana bak, beni iyi dinle. Balat'ta dolaşan bütün adamların hemen yok et, tamam mı? İşin kokusu ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bir süre de şu alışları durdurun. Eğer ifşa olursak her şey mahvolur, anladın mı beni? Ben şimdi diğer planı devreye sokacağım yeniden. Karışık işlermiş ya bu. Yani ben uyanamadım mevzuya. Bir bit yeniği var ama. Bir araştırmak lazım. Kimmiş bunlar? Aynen. Kesin bir hinlik var, kesin. Selam beyler. Galeriye 4 kahve istiyoruz. Olar. Şşş. Senin peder... Şu ünlü iş adamı korkutmuş ya la. Ne olmuş yani? Yok, bir şey oldu yok. Daha benim senin pederle bir işim var. Fakat bir türlü görüşemiyoruz. Hani diyorum belki sen bir torpil morpil yaparsın, bir randevu ayarlarsın bize. Vallahi senin babamla ne işin var bilmiyorum ama babamın seninle hiç işi olmaz, onu biliyorum. La şu bebeği şöyle evre çevre bir ağız tadıyla dövemedim ya. İçimde ukde kaldı, yemin ediyorum ha. Hayır, arada Esin olmasa var ya, bunun ağzını, burnunu kıra... Ana, tam zamanı la şimdi. Vallahi tam zamanı ha. Şevkat, bulaş bak. Oğlum dur, Esin ayıp olacak ya. Lan, Zeynep. Oğlum. Gel bakayım buraya, gel. Ne var be? Bir şey yok koçum, sana dalacağım da bahane arıyorum. Ya git işine be. Hah, bahane de geldi. Oğlum dur lan. Ne yapıyorsun? Oğlum dur lan. Dur lan. Ne oluyor ya? Şevkat, niye böyle bir şey yapıyorsun sen şimdi? Sebebi yok kızım. Bu var ya bu. Bu sırf zevk için sabah akşam dövülür bu. Tamam. 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 Gel. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e hadi. Ha, Paris'e. Sen ne çirkef bir adamsın be. Şşş. Hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağıya yansıt da bir cila yapak hadi. Var. Var getiriyorum, kıpırdama bir yere. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman arılar. Hadi sonra... Olacağı buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye, anladın mı? Burada şimdi, ah çocukların haline bak ya, ıslanmış döndüler. Tamam oğlum, sakin ol. Bir şey yok, geçecek. Tamam, neyse hadi beyler. Hadi parti bitti. Sağ olun, var olun. Siz de elinizden geleni yaptınız, eyvallah. Vallahi Şevkat, sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. E ne var? Eğlenmedik mi? Eğlendik. Eğlendik vallahi. Kardeşim eğlendik, eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Oğlum Sanem'in de böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan ha. Ya tamam oğlum hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, evle evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi. Siz gidin, ben geliyorum hacı. Bir kendine gel lan. Bir kendine gel. Hemen role giriyorsun lan, hemen role giriyorsun. Oğlum kestik. Bitti la bitti. Çık. Hadi. Ayıp oluyor ama acil. Ayıp olamam, ayıp oluyor. Yavaş, araba çarpacak. Neyse ağzı ıslandı Allah'tan. Ya çocuk belli ki acemi ama kendini süper bir motorcu zannediyor. Bana dedi ki abi Sapanca'ya kadar kapışalım mı? Bana. İyi tamam hadi kapışalım dedim. Ben bastım gittim tabii. Bastım gittim ama 2 kavşak sonra geri döndüm. O beni daha görmedi bile. Çocuk tek başına ta Sapanca'ya gitti ya. Yapma. Hayırdır? Dün yediği dayaktan sonra terapiye mi aldın bunu? Bora lütfen hiç bulaşma şuna. Senin sayende keyfim çok yerinde. Hiç bozulsun istemiyorum şu an. Sen öyle diyorsan. Ben de zaten keyfim kaçsın istemiyorum. Emanet senden soğusun diye uğraşıyordun ya oğlum. Bu manzaraya niye canı sıkılıyor şimdi? Ama emanet de bu gülücükler, bu lavağı niye harcıyor? Niye içimi yakıyor bu kız ya? Sanem haklıymış. Şevkat kesin kıskanıyor. Duvara çarpmış gibi oldu. Bora, çok eğlenceli değil mi senin bu hikayeler? Bir tane de anlatsana. Anlatayım. Bir gün bizim yatla Marmaris'e gidiyoruz. Yat kaptanı Korsikalı. Türkçe bilmiyor daha. Ama öyle çat pat bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Ay ya Korsikalılar... Türkçe konuşmaya çalışınca çok komik oluyor. Yapma Şevkat. Tut kendini. Bu sefer öfkeni kontrol et oğlum. Ya vallahi billahi yok. Korsikalıların Türkçe konuşma çabası kadar komik bir şey olabilir mi ya? Değil mi? Şevkat ne yapıyorsun? Yok ben bu arkadaş bu saatte ben burada onu görünce yani dedim herhalde akşam erken yatmıştır bu tavuk gibi. Dedim tavukları yemlerken dedim Can da dedim çekmesin diye ona da biraz yem atayım dedim. Şevkat bizi rahat bırakır mısın lütfen? Şurada bir kahvaltı yapıyoruz ağız tadıyla ya. Senin işin gücün yok mu? Hadi git. Hoşuma gitti bu numara. Biraz da rövanş gibi oluyor. Devam edeyim. Anlatayım mı? Ne? Bizim Korsikalı kaptanı işte. Yok ya. Ben çok dinledim bu Korsikalı kaptan hikayelerini Fransa'da. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Neyse kağıdımı yol yürüyeyim bari. Canım sıkıldı da arabanın kornasıyla müzik yapıyorum, var mı? Oğlum bak sen çok olmaya başladın. Bora lütfen hiç bulaşma şuna, zaten bu ara sürekli tersinden kalkıyor. Arabamın dibine sokmuşsun da kardeş. Arabamı çıkartamıyorum. Rica etsem şu arabanı biraz öne alsan da ben de arabamı çıkartabilsem şuradan canım kardeşim, ha? Oğlum sen bu arabayla çıksan ne olacak? Nuh Nebi'den kalma araba lan bu. Zar zor çalışıyor. Senin o kazada kafa hepten gitti herhalde lan. Hatırlatırım arazide bu arabayla seni nasıl tuş ettiğimi. Ha yetmediyse istiyorsan çayırda bir de güleş tutak. Kara kucak hesabı. Organik zeytinyağları da benden Edremit. Ay tamam Bora. Lütfen çekebilir misin arabanı biraz? Kahvaltımız yarım kaldı, devam edelim. Şu da bir an önce gitsin de bir baş başa kalalım. Kıskançlık yapacağına sevdiğini söylesene. Ah anne ah. Kızı soğutmak için yerin dibine giriyorum ya. Ne diye beşikte kerttiniz ki beni? Ah, istediğin oldu işte. Hadi bin arabana git. Vazgeçtim ya. Hava çok güzel. Yürüyeceğim. Sen görürsün inatçı keçi. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Ne oldu? Yürüyecekmiş. Neyse hadi gel biz kahvaltımıza devam edelim. Muhteşem bir şey bu baba. Çok eğlenceliymiş. Öyledir. Bir de elin alışsın daha çok keyif alırsın. Bak bak nereden geçiyorum gördün mü? Vallahi şahane gidiyorsun. Çabuk alıştın. Lan ne iş be? Emaneti sinir edeceğim diye ben daha beter sinir oluyorum ya. Şimdi şu uçuşa biraz heyecan katalım, değil mi? Hop! Çıkarttınız artık ama ha! Hale bak! Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Burası... Çocuk parkı mı lan? Gidin çayırda bayırda oynayın. Bu ne ya? Drone. Öyle mi? Al sana drone. Al sana drone. Burası çocuk parkı mı ya? Gidin çayırda bayırda oynayın. Böyle şey mi olur ya? Ne yapıyorsun ya? Biz en azından senin gibi mahallenin ortasında top oynamıyoruz. Gökyüzü hepimizin. Tamam mı? İstediğim yerde oynarım. Sana soracak değilim. Bana soracaksın tabii. Sen o drone'la bilmem neyle benimki... ...lak diye benim camımdan içeri girerse bana soracaksın tabii. Lafa bak ya. Kızım camı indirdin aşağı bir özür dileyeceğim. Bana burada gelmişsin cah 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 laf yetiştiriyorum de ya. Aman car 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 ne konuştun ya? Alt tarafı bir cam. Yenisini taktırırız olur biter değil mi? Ya da taktırmayız. Sen benim camımı kırmıştın. Ben de seninkini kırdım. Ödeşmiş olduk. Hesabı yaptın oradan kapat. Peki eyvallah. Tam da kıramamışsınız ha. Bir işi de tam yapın bari. Bu camı kıracaksan... Velet Dalın Amin. Dükkanına batırdık ha. Sen biraz çıksana. Dağlı bir gezmesin. Nikola, biraz gelsene. Şu benim arabayla biraz... Bana bak Şevkat. Ben senin her derdini arabanda gezerken dinlemek istemiyorum. Anladın mı? Benimle konuşacaksan oturacağız, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Ha? Manita gibi gezdirip durma beni. Kanıma dokunuyor. La iyi tamam gel çay çek. Sen geçmediğin bir şey ya. Her gün içtiğimiz dalga ya bunu bu kadar şey. Tamam gel. Gel gidelim çay çek tamam. Çabuk gel ha. Buyur abi. Eyvallah kardeş. Teşekkürler. Eyvallah. Şevkat yine beni bağladın ha. Konuşma lan. Ha işte geldik. Deniz kenarı, çay içiyoruz, oturuyoruz. İstediğin her şey var. Daha ne konuşuyor? Neymiş konu? Yine aşk mı? Yok, bu sefer farklı. Verilen sözleri tutmak şart mıdır lan? Bunu sen mi soruyorsun Şevkat? Ya o adam, sen sözünün eri olarak nam yapmış bir adamsın. Söz tutmak şart mı? Soruya bak. Lan öyle değil ama lan. Bu seferki farklı. Yani ölmüş birine verilen sözden bahsediyorum. Yani mesela şimdi diyelim senin rahmetli baban ölmeden önce sana mutlaka yap diye bir şey dedi mesela. Ama senin canın o şeyi yapmayı hiç istemiyor. Yani sana ters geliyor mesela. Yine de yapar mıydın? Şevkat, söz bağlar. Söz hem kişiyi bağlar, hem iki kişiyi birbirine bağlar. Bak, eğer ben rahmetli babama bir söz vermiş olsaydım onu mutlaka yapardım. Yoksa onunla olan bağım kopardı. Bu fani dünyadan göçmüş insanlarla olan bağımız aslında ahiretle olan bağımız. Onu koparmamak gerek Şevkat. Neden sordun? Birine böyle bir söz mü verdin? Verdim. Ve o söz şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Neymiş? Söyle bakayım. Ya sen de amma soruyorsun ya. Allah Allah. Tamam, bu ne ya? Muhabbete mi geldik, sorguya mı geldik? Hadi yeter, iç çayını gidelim. Madaka burada. Koçum, eceline mi susadın lan sen? Kime la senin bu artistliğin? Sakin, hemen alevlenme. Bora, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Adrenalin iyidir. Tutku yapar. Şevkat, Bora bana motor kullanmayı öğretecek. Müthiş bir şey. İstersen sana da öğretebilir. İstemez. Tarzım değil. Motorlar ta ziyade bu arkadaşın ilgi alanına giriyor. Biz zaten hiç anlamadık canım senin ilgi alanını. Bence sen pek zevk sahibi de değilsin. Ama istersen Bora sana bu konuda da bir ders verebilir. Ben Bora'nın zevkini senden daha iyi biliyorum. Alsın. Ama eğer arkadaş isterse ona ileri sürüş teknikleri ve yakın dövüş dersleri verebilirim. Hatta sen yabancı değilsin. Hani tanıdık hesabı bir promosyon yapayım. 1 saat ileri sürüş teknikleri dersi alana dayak bedava. Nasıl? Muhteşem. Zaten sen anca dayaktan, dövüşten anlarsın. Sen de eğlenceden anlarsın. Dikkat edin de çarşıda dolanırken bu esnaftan falan dayak yemesin senin bu zevk sahibi arkadaş. Hadi iyi eğlenceler. Adamların birden ortadan kayboldu usta. Hatta bugün bizim alt komşuya geleceklermiş. Sonra arayıp iptal etmiştir. Anlaşıldı. Arı kovanına çomak soktuk. Herifler uyandı mevzuya. Hadi tamam, sen dükkanı boş bırakma, fırla. Tamam usta. Şevkat, bu akşamki olayımız ne? Dün akşam sarhoş olduk, ıslandık falan. Bu akşam ne yapacağız? Oğlum çerez etmeyin lan. Tamam yeter, ulu ortada konuşmayın şu konuları ya. Harbiden be kardeşim ya. Ayıp denen bir şey var ya. Da başka bir çerez var mesela. Hani Allah tabii muhabbetlerini artırsın, sohbetlerini artırsın, daim kılsın. Bizlikte bir durum yok pek tabii de. Kardeşim sabahtan beri Esin'le Bora bayağı sıkı fıkılar ya. Hani 23 Nisan olsa diyeceğim ki çocuk bayramı da bilemedim yani. Oğlum sabahtan beri gülüşüp oynuyorlar ya. Acaba diyorum ki ben böyle akşam bize hani medeni yolun falan filan diye zırvaladı ya. Sabah da onu mu gösteriyor? Hani bu şekilde davranan hesabı. Ben üstüme alınmıyorum abi. Siz de öyle yapın. Asla canım, katiyen hani bizlik bu durum yok. Zaten biz Asla öyle bir şey üzerimize alınmayız da. De hani sizin bu cam çerçeve mevzuları böyle karşılıklı çift okey olunmuyor. Bizim de bu top mevzusuna bir sorti şekli. Çarşıda bir mevzu var ya. Çıkacak yakında kokusu, da bakalım. Alengirli dedikodu yapma lan. Sana ne oğlum? Kim ne yaparsa yapar. Allah Allah. İstersen alengirsiz dedikodu yapalım Şevkat. Hem sen durup dururken niye çaktın ki o çocuğa? Hem arada bir bize de çaksana Şevkat. Çakacağım ben size. Toptan çakacağım. Biriktiriyorum. Oğlum bunda bir iş var lan. Sen bilirsin. Ha? Ne iş? Bence çok kurcalamayın. Sonra o kabak var ya, o kabak başında patlar. Teşekkürler, hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.